Hayır geçmez piyasalarda herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Uzunca bir süredir oldukça yatay seyreden plastik kart, bey kart olarak geçiyor. Tabii son dönemde endeksen çok ciddi olarak aslında aşağıda seyreden bir hisseydi ama çok uzunca bir süredir, hatta şöyle haftalıklardan yola çıkalım, gördüğünüz gibi çok ciddi primsiz kalan bir hisse. Zaman zaman yukarı spike, yani çok sert hareketler söz konusuydu ama şimdi sanki önemli bir hat kırılıyor gibi. Hatta şöyle bir, istersen şöyle bir tablodan yola çıkalım. İlk etapta daha önce görülen, 2005 yılında görülen 4.52. Şimdi özel Excel tablomuzdan bunun yorumunu yapmaya çalışacağız. Görüyorsunuz çok ciddi bir üçgen yukarı kırılmak isteniyor. Bu önemli. Burası kaç? 4.57. Hatta şöyle notlar alalım, Excel tablomuzdan da bakacağız. Pardon, 4.57 dedim. 3 kaçmış daha önce görülen seviye? 3.22, 3.37. Evet, 3.37 not alıyoruz. Zirve kaçmış? 4.52 de zirve. Şimdi Excel tablomuzdan yola çıkarak bakın, TL bazında gerçekten çok beklemiş. Dolar bazında, endeks bazındaysa çok büyük ihtimalle çok kötü. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 2005 yılındaki Ocak ayındaki seviyesine ulaşması için bu hissenin, yani bugün endeksi yakalaması için, yani 100 bin endeksi yakalaması için bu hissenin, şöyle alalım, ortalama %450 prim yapması lazım endeksi yakalaması için. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani insanların birçoğu şunu söylüyor: hisse aldım, endeks yükseliyor, benim hissem yükselmiyor. Endeks yükseliyor, benim hissem yükselmiyor. Ama endeks düşerken benim hissem daha da kötü düşüyor. İşte bakın, bu da çok güzel bir örnek buna. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Eğer bir hisse alacaksınız veya satacaksanız, teknik analiz yapıyorsanız, birinden haber alıp TÜYO dediğimiz şeyler, argümanlar kullanmıyorsanız, haberler kullanmıyorsanız, insider trading tabii ki o bambaşka bir şey, almıyorsanız grafik bakın arkadaşlar. Bakın başka bir şey yapmayın. Ve bizim şu özel tablolarımızı edinin. Nerede olduğunuzu en azından bilirsiniz. Nereye gidebilir, nereye düşebilir, nereye çıkabilir. Bu tabloda bize hisse senedi bakarken, bakın TL bazında değil, endeks bazında bakın arkadaşlar. Bakın bunun o kadar örneği var ki, biz bu yıl sadece 2016'nın sonunda 17 tane hisse söyledik neredeyse. 15-17 hisse söyledik. 16'sı arkadaşlar endeksin %20, %30, %40 üzerinde getiri sağladı. Bunların hangileri olduğunu videolarımızda birçok arkadaşımız biliyor. Ve endekse karşılaştırdığımızda endeksten daha kötü olacak hisseleri de söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Şimdi hemen ben buradan TL bazına dönüyorum. En azından TL bazında şu kısa vadeli bir görüntüyü yorumlamaya çalışalım. Hemen aldık. Bakın bunu hemen haftalıktan günlüğe çeviriyorum. Şöyle geliyoruz arkadaşlar, bakın. Dünkü kapanış neymiş? 3.08. Yine ben buradan gidiyorum. 3.08. Haftalık kapanış neymiş? Ayın 16'sı yanılmasam. 3.21. Bakın. 3.21. Aylık kapanış neymiş? 31'ine bakıyoruz. 2.80. 2.80. Yıllık kapanış neymiş arkadaşlar? Yani 31 Aralık kapanışı neymiş? 30'uydu yanılmıyorsam en son. 2.75. Hemen girelim. 2.75. Diyelim ki elinizde bu hisse var. Veya aldınız veya alacaksınız. Aldığınız nokta, almayı düşündüğünüz anda hemen bir gün önceki kapanışı giriyorsunuz ve seviyeyi görüyorsunuz. Bakın şimdi arkadaşlar, günlük yorum yapalım. 3.08 dünkü kapanış. Bugün en düşük kaçı görmüş? 3.05. Bakın. Ne diyorduk? Eğer 3.05'i kırar, altında 1,5 saat kalırsa ikinci kırmızıya gelir anlamına gelir bu. 3.05 nokta dokunmuş. Yani desteğimize dokunmuş. Burada tutunmuş. Eğer buradan gelip 3.08 olursa bilin ki dengelenecek. Pivot bölgede dengelenecek.
Ondan sonra hareket eğer 3-10, 3-11 olacak olursa, 3-11'in üzerine çıkacak olursa gideceği seviye ilk adımda 3-17. 6 kadem arkadaşlar. Yüzde, bakın 3-11'in üzerine çıkıyorsa %90 ihtimalle diyoruz ikinci maviye gidecek. Böyle bir durumda haftalıklarda 3-21, bakın 3-21 kapanışı varmış zaten haftalıklarda gördüğünüz gibi. 3-21 nerede kapatmış? 19'una geliyoruz ayın 19'unda. Bakın 3-21 pardon kapanış 3-16 evet 3-21. 3-21 kapanışı var. 3-21 olarak gelmiş zaten. 3-21 kapanışı var. Eğer haftalıklarda 3-21'in üzerine çıkıyorsa zaten 3-17'yi gördükten sonraki hareket 3-21 oluyorsa büyük ihtimalle gideceği yer 3-31-3-41 olacaktır. Bu aralık olacaktır. Eğer aylıklarda 2.80'in üzerindeyse gideceği seviye kademe kademe 3.15-3.28. Her 3.28'i geçiyorsa arkadaşlar bilin ki 3.51'e kadar gidecek demektir. Yıllıklarda peki 2.75 üzerinde gittiği müddetçe 3.25-3.65'e gidecek demektir. Şimdi dönüp bakalım. Acaba bu yıl en yüksek ne görmüş? Yıllıklarda, aylıklarda, haftalıklarda, günlüklerde ona bir bakalım. Bu yıl en yüksek ne görmüş? 4.24 görmüş. Hemen tablomuza dönüp bakalım. 4.24 nasıl görmüş? Bakın 3.65'i geçtiği için büyük ihtimalle hedef 3.65 üzerindeki her kapanışta arkadaşlar %85-90 ihtimalle 4.85. Yani 4.24 zaten görülmüş. Büyük ihtimalle bundan sonraki hareket 4.44 ve bunun üzerinde 4.85. Yılın görebileceği seviyesi bu olabilir. Hatta bunun üzerinde daha yüksekleri görebilir mi? Evet, görme potansiyeli var. Şöyle hemen aylıklara, haftalıklara dönüp bakalım. Aylıklara dönüp bakalım. Bakın çok önemli bir kırılma arkadaşlar bu. Daha önce 2005 yılında gördüğü 4.52. Yani 2005 yılındaki 4.45 üzerinde 4.85'leri. Bu yıl 4.85 ihtimali olabilir. Hatta eğer çanak tamamlanacak olursa arkadaşlar bakın üçgen. Üçgenden bahsediyoruz. Üçgeni tamamlayacak olursa bu ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen bakalım. Şöyle çok basit bir yöntemle tavan burası. Tavan burası. Taban neresi? Burası. Alıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Hemen şöyle bir bakalım. Hedef neresi? 5.96 bölgesi. Tablomuzda var mı? Geldiğiniz gibi 5.76 aralığı. Demek ki bu ise önümüzdeki aylarda 4.45 üzerindeki her 3.65 üzerinde kaldığı müddetçe ilk adımda 4.85 sonrasında 5.76 bölgesine kadar potansiyel bir hareket içeriyor diyebiliriz. Aylıklar tarafında 3.28 üzerinde kaldığı müddetçe hemen şöyle yine günlüklerden yola çıkalım. Şu an kaç? 3. Bakın 3.31. 3.31. 3.28 üzerinde kaldığı müddetçe 3.51. Hemen dönüyoruz. Haftalıklara bu hafta eğer 3.31 üzerinde kalıyorsa 3.41. Hemen bakalım. 3.42'yi görmüş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani dirence dokunmuş. Gelmiş. 3.31. Evet. Şu an kaç? 3.30. Yani 3.31 bugün. Hemen. 3.31 üzerinde kaldığı müddetçe potansiyel hedef bu bölge ve bu bölgenin üzeri olmaya devam edecek diyoruz. 3.31'in üzerinde kaldığı müddetçe 3.41 sonrasında 3.70 ihtimali söz konusu olabilir. Günlüklerde şu an için 3.11'in üzerinde olduğu için 3.24, 3.22 bütün hepsini geçmiş durumda. 3.24 üzerinde kaldığı müddetçe de arkadaşlar 3.31'in üzerine gitmek isteyecektir. Bunu da bir not olarak düşebiliriz. Evet, şimdilik P-kartla ilgili yorumumuz bu. Excel tablolarımızı edinmek için teknikanalize@gmail.com buraya mesaj atabilirsiniz. YouTube'dan seans odası, gün içi yorumlar yine bizim Halil Reçber YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda dediğimiz gibi eğitimlerimiz, ders notlarımız bu noktada sizler için hazır. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.